Hasan Dağı'na yücelirken küçücüktüm ayrılırken yıllar sonra döner iken köyüm özledim ben seni. Yıllar sonra döner iken köyüm özledim ben seni. Taş dibinde yumurtası çoban bulmuş keklik yuvası. Kışın sert geçen havası köyüm özledim ben seni. Kışın sert geçen havası köyüm özledim ben seni. Tandırdaki ekmeğine çalkamalı yemeğine ırgat gitti gekinine köyüm özledim ben seni. Irgat gitti gekinine köyüm özledim ben seni. Sanki evde gibi derin bir fikre daldım. Anam sanki
evde gibi. Derin bir fikre daldım, anam sanki evde gibi. Beni bir efkar sarın, ben öğrensen de durunca, köyün altından girince, anam sanki evde gibi. Köyün altından girince, anam sanki evde. Sabah erkenden uyandım, yıkık duvara dayandım. Kapıdan çıkıyor sandım, anam sanki evde gibi. Kapıdan çıkıyor sandım, anam sanki evde gibi. Beni bir efkar sarınca, ben öğrensen de durunca, köyün altından girince, anam sanki evde. Köyün altından girince, anam sanki evde. Ben severken ben de kulluk aramak, tabip olamazsın gönül yarama, yarama. Ben seni severim beni kınama, kınama, kınama. O dillere esir etti yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Aman hüsrana uğradım da koçer giderim. Aman hüsrana uğradım da koçer giderim. Aman bende ne de gam kaldı ne de kederim. Oy oy. Şahmuratlı köyündeyiz. Şahmuratlı köyü Sorgun ilçesine bağlı bir köy. Evet sevgili izleyicilerimiz, buradan Şahmuratlı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Şahmuratlı köyünün 3. tanıtım programı için bize bir baba yiğit lazım. Evet, baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet, bize Şahmuratlı köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit deyince sanki izleyicilerden biri ben der gibi kendini işaret eder gibi hissettim. Evet, bize Şahmuratlı köyünden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından
WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Yudan Köyü'ndeyiz. Yudan Köyü Yozgat merkeze bağlı bir köy. Yudan Köyü. Daha önce de Yudan Köyü'nün bu tabelanın burada fragman çekimi yapmıştık. Bize Yudan Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediysek böyle kalıplı hayvan gibi bir şey değil. Bize dilinde, yüreğinde, bedeninde, ruhunda milliyetçilik ruhu taşıyan, köyünü seven, köyüne değer veren, ben de köyümün tanıtımını yaptırayım, ben de köyümün tanıtımına katkı sağlayayım diyen bir baba yiğit lazım Yudan Köyü'nden. Buradan il dışında, yurt dışında, gurbette yaşayan Yudan Köylü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Yudan Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediysek, baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet. Bu arada tanıtım ücretini merak eden izleyicilerimiz varsa, öyle amşağın bir ücret değil. Bir köyün tanıtım ücreti 650 TL. Benim de köyüme 650 TL feda olsun. Ben de köyümün tanıtımını yaptırayım diyecek bir baba yiğit yok mu bu köyden? Evet. Ben oradan bir izleyiciyi ben der gibi hafiften bir toparlandığını gördüm yani. Yani Esenli'den bugün baba yiğit çıkıyor da, Şah Muratlı'dan çıkıyor da, Mehmet Beyli'den çıkıyor da, Yudan Köyü'nden bir tane baba yiğit çıkamayacak mı? Çıkmayacak mı? Zannetmiyorum. Bir değil, iki tane de çıkar buradan baba yiğit. İnşallah bu fragman sonrasında ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi bir izleyicimiz diyecek ki orada, müzümsüzü cehenneme atmışlar, odun yaş diye çığırmış. Ne alaka diyeceksin de, oradan bir izleyici diyecek ki, kardeşim diyecek, Yudan Köyü'nün neyini tanıtacaksın ya, köyde ne var ki neyini tanıtacaksın diyen o izleyiciye sesleniyorum. Bu köyde sizlerin, atalarınızın, dedelerinizin bir ömür harcadığı bu köy, onların anısı ve hatırası bulunuyor. Bu köyde nice ömürler harcandı, nice nesiller yetişti. Hatta bu köyden gelin olup giden nice bacılar, ablalar, köyünü özleyen o insanları da düşünmek lazım. Köyünü özlüyorlar. Belki herif getirmiyor ya, işte getirmiyor ya, Allah Allah, elin adamı değilmiş de getirmiyor, köyünü göstermiyor, belki de kimi kimsesi kalmadı, özledi bacılar köyü. O şekilde düşünmek lazım yani, değil mi? Evet, buradan Yudan Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan ulaşarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Bu arada hava da soğuk ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Küçük Köhne Köyü Tanıtım Fragman programına hoş geldiniz. Bugün yine Sorgun ilçesine bağlı Küçük Köhne Köyü'nün ikinci tanıtım fragmanı çekimindeyiz.
Birinci çekiminde fazla detaylı bir çekim yapmamıştık. Çünkü o zaman sponsor yoktu. Ama şimdi ikinci geniş kapsamlı tanıtım programı çekeceğiz. Bunun için de bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Henüz bu köyden bir baba yiğit çıkmadı. Birinci çekimi de zaten biz kendimiz çekmiştik. O zaman ücret almamıştık. İnşallah ikinci çekime bir baba yiğit bekliyoruz. Evet, bize Küçük Köhne köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyümüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyordur ki aman Küçük Köhne'de ne var ki, neyini tanıtacaksın diyen izleyicilerimiz vardır. Ama yanlış düşünüyorlar. Çünkü bu köyde sizlerin atalarınızın bir nesili, bir ömrü geçti. Bu köyleri bırakıp gidiyorsunuz, sonra ama bizim köyde ne var ki demeyelim. Evet, bu köyün tanıtımı için bize bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Alcı Köyü'ndeyiz. Alcı Köyü'nün daha önce... Bu eşek nereden anlıyor ya? Neyse, eşek deyince sustu. Evet, Alcı Köyü'nün tabelasında daha önce bir fragman çekimi yapmıştık. Ne demiştik? Alcı Köyü'nden bir baba yiğit yok mu demiştik. Birinci tanıtım fragmanı çekimi sonrasında hala Alcı Köyü'nden bir talep gelmedi. Evet, biz inanıyoruz ki Alcı Köyü'nün de bir tane baba yiğit değil, en az iki tane baba yiğit vardır. Baba yiğit dediğimiz kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir, yani sponsor denir. Tanıtım ücreti dediysek o kadar amşan bir şey değil. Tanıtım ücreti 650 TL. Bu köyde 650 TL verecek bir baba yiğit yok mu? Vardır, ben inanıyorum. Evet, bu ikinci tanıtım fragmanı sonrasında eğer bu köyden yine bir baba yiğit çıkmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar, izleyiciler bu fragman sonrasında diyecek ki ya Alcı Köyü işte bizim köy değil mi ya, ben de 5-10 senedir gitmiyorum, ne var ki köyde, neyini tanıtacaksın? Onu o şekilde düşünmeyelim arkadaşlar. Burada sizlerin anası, babası, dedesi, ebesi, atalarınız bir ömür harcamış. Onların bir ömür geçirdiği bu köyün hiç mi değeri yok, hiç mi anlamı yok? Okul dersen bir tane olmuş. Kabristanda yatan o kadar rahmetli insanlar var ki, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onları da şöyle bir görüntüye alıp orada bir Fatiha okumak sizler için hiç mi bir anlamı yok? Evet, Alcı Köyü'nde lafı fazla uzatmayacağım. Alcı Köyü'nden bize bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp Alcı Köyü'nün birinci tanıtım çekimine sponsor olabilirsiniz. Bu köyden bize bir baba yiğit lazım. Yok mu bu köyde bir baba yiğit? Yok mu? Ben inanıyorum vardır. Mutlaka bu fragman sonrası da inşallah bu köyünde tanıtımını çekeceğiz. Çünkü buradan geliyor geçiyor bu köy bana boynu bükük, sahipsiz gibi bakıyor, yürüyorum cız ediyor Karasoy'a ya. Bu köyü de çekelim. Bu köy burada yalnız kalmasın. Evet, bize
Alcı köyünden bir baba yiğit, bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz.